Sevgili öğrenciler, Emrah Yıldız ile Kimya dersine hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz simyadan kimyaya. Bakalım geçmişten günümüze neler olmuş, neler değişmiş, bunlardan bahsedeceğiz. Son zamanlarda denemelerimize karşımıza çok geliyor. Soru olarak bir soru bir dakika olduğu için simya ile ilgili bilmeniz gerekenler şunlar. Öncelikle geçmişten günümüze isimleri bir okuyacaksınız sevgili öğrenciler. İsim çalışması yapacaksınız. Birincisi bu. İkincisi simya ile ilgili pratik bilgiler vereceğim ben size. Simyanın diğer adı nedir? Yani aşağıdakilerden hangisi alşimiye aittir dediğin zaman aslında simya ne demek mi sevgili gençler? Alşimi diğer ismiyle ifade ediyorsunuz. Peki nasıl biz kimya ve kimyacılar diyorsak simya ve simyacılar vardır. Simyaya alşimi dersek simyacılara da alşimist diyeceğiz sevgili öğrenciler. Neymiş? Simyacılar eşittir alşimist. O zaman alşimi ne oluyor? Simya oluyor. Kimya, kimyacılar, simya, simyacılar. Alşimi, alşimi şeklinde geçiyor. Aşağıdakilerden hangisi alşimi dediği zaman bu şekilde ifade edeceksiniz sevgili öğrenciler. Peki ne olmuş? Yani simyacılarla kimyacılar arasındaki fark nedir? Bize günümüze nasıl ışık tutmuş? Bunlardan bahsedeceğiz. En çok sorulan sorulardan simyacılar nelerle uğraşmış? Birinci bilmeniz gereken bu. Ve simya ile kimya arasındaki farklar ne? Sevgili öğrenciler, zamanında simyacılar buldukları maddeleri diyeyim, buldukları eşyaları, buldukları tanecikleri her zaman neye çevirmeye çalışmışlar? Altına çevirmeye çalışmışlar. Peki bunda başarıya ulaşmışlar mı? Hayır. Zaten başarıya ulaşmış olsalar da şu an altının fiyatı bu kadar yüksek olmazdı. Bu birincisi. Ne yapmışlar? Öyle bir içecek bulalım ki demişler, içelim bunu. Ölmeyelim demişler. Böyle bir şey yok. Yani ölümsüzlük iksiri bulalım demişler. Uğraşmışlar ama bulamamışlar. Başka ne yapmışlar simyacılar? Demişler ki öyle bir sıvı bulacağız ki tüm hastalıklara iyi gelecek demişler. Şu an doktora gitmeyip de evimizde annelerimize, meyve babalarımızın hazırladığı gibi. Al yavrum bunu iç, bütün dertlere deva diyen çok aileler var. Ne yapmışlar? Bulmuşlar sıvıyı, bunu iç demişler, tüm hastalıklardan kurtulursun demişler. Öyle bir sıvı var mı günümüzde? Yok. Yani simyacılar bunlarla uğraşmış. Bunlarla uğraşmış. Ama hiç bunlar kitap halinde midir? Hayır. O zaman simya bir bilim dalı mıdır? Kitapları var mıdır? Yoktur. O zaman bir bilim dalı değildir. Kimya nedir? Bir bilim dalıdır. İlk arasındaki fark bu. Pekala, bunlarda bilgi birikimi var mıdır simyacılarda? Yok. Ne yapmışlar? Deneme yanılma. Kimyada nedir? Bir bilgi birikimi vardır. Bir sürü kitaplarımız vardır. Evet, bu şekilde ne yapacaksınız? Kıyaslayacaksınız. Simyacılar bunları yapmış, kimyacılar bunları yapmış. Sonra sevgili gençler, şunlardan bahsedeceksiniz. Günümüzde kaç tane element vardır? Normalde peri cetvelde Mozeley, Mendeley olarak anlattık. Triatlar kurallarını, oktavlar kurallarını anlattık. Ama size soracaklar, diyecekler ki, işte simyacılar kaç tane element bulmuş? İşte kimyacılar kaç tane element bulmuş dediğinizde, eski çağlarda Aristo'ya göre bir cümle kullanacaksınız. Aristo'ya göre günümüzde kaç element vardır? 4 element vardır. Günümüzde 4 element mi? Hayır ama Aristo zamanına göre, Aristo'ya göre kaç element vardır? 4 element vardır. Hatta Cem Yılmaz'ınla ilgili çok güzel bir esprisi vardır. Kaç tane element vardır? Ateş, toprak, su ve tahta der. Evet, dördüncüsü tahta değil. Nedir? Soluduğumuz hava yani oksijen, azot gazı karışımı. Dolayısıyla sevgili öğrenciler bilmemiz gereken bunlar. Diyeceksiniz ki Aristo'ya göre 4 element vardır. Aristo'ya göre 4 element. Eski çağlarda. Peki nedir bunlar? 1 ateş, 2 toprak, 3 su, 4 hava. Evet, tahta yerine yani Cem Yılmaz esprisindeki tahta yerine ne olması gerekiyor? Hava. Ateş, su, toprak ve hava Aristo'ya göre 4 element. Peki bunlar bizim denemelerde nasıl karşımıza geliyor? Biz dedik ya 4 tane element Aristo'ya göre bunlar. Elementlerin özellikleri soruluyor. Geçmiş çağlarda söylenmiş olan bu elementlerle ilgili. Yani ateşin hangi element özellikleri var? Toprak elementinin özellikleri nedir? Su elementinin özellikleri nedir? Hava elementinin özellikleri nedir diye soruluyor. Sevgili öğrenciler bunu da pratikleştirdim. Nasıl pratikleştirdim? Kitaplarda gördüğünüz bu kare şeklindeki iki tane karenin üst üste gelmesiyle oluyor. Bakın sevgili gençler. Pratik olarak yapacağız.
Evet. Bu şekilde bir kare çiziyorsunuz. Sonra ikinci kareyi bu şekilde çiziyorsunuz. Evet. Size iki şey bahsedeceğim. Bunları karıştırmamanız için. Bakınız. Ne yazdım? Saat yönünün tersi. Saat yönünün tersi olarak şu sırayla yazmış olduğum ateş, toprak, su ve havayı saat yönünün tersine yukarıdan itibaren başlıyorsunuz. Bakınız. Ateş, toprak, su, hava. Bunları yazalım şimdi. Ateş, toprak, su, hava. Evet. Dört elementi bir yazıyorsunuz sevgili gençler. Sonra bu elementlerin özellikleri söylerken şöyle bir özellikleri olacak. Özelliklerini şuna göre yapacaksınız. Bakınız. Evet. Küçükken bize bir resim öğretmenimiz resim çizin dediğinizde sağ üst köşeyi veya dağ çizdikten sonra ortasına çizdiği şey nedir? Güneş. Güneş ışığında da sevgili öğrenciler saat yönünde düşüneceksiniz. Bunu da saat yönünde düşüneceksiniz. Pratiğe bakın şimdi. Ne yaptık? Saat yönü tersinde elementleri yerleştirdik. Güneş ışığı aklımıza geldi ve saat yönünde bakın özelliklerini yazacağız. Nasıl mı? Ateş. Ateş. Normalde nedir sevgili öğrenciler? Ateş dediğiniz zaman bir sıcaklık verir değil mi? Bildiğiniz dört tane bir kere özellik olacak. Nedir onlar? Kuru, ıslak, sıcak ve soğuk. Bu dört tane elementimiz olacak. O zaman ateş dediğim zaman normalde ateş hangisine ait olur? Kuru mu, ıslak mı, sıcak mı, soğuk mu? Ne diyeceksiniz? Sıcak. Geleceksiniz özelliği buraya yazacaksınız. Ne yönde yazacaksınız? Saat yönünde. Ateş sıcaktır. Hava çok güneşli ortamlarda nasıldır sevgili öğrenciler? Böyle çok nemli ortamlarda nasıl olur? Özellikle Alanya, Antalya gibi deniz yörelerine gittiğimiz zaman İzmir, Alanya, Antalya, Mersin gibi yörelerden olacaktır sevgili öğrenciler. Bodrum, Marmaris daha çok tercihim. Orada pek olmaz ama Alanya'da özellikle nemli oralarda olur. Böyle nemlenecektir. Yani kollarınızda böyle buram buram terler akacaktır. Dolayısıyla ne olacaktır sevgili öğrenciler? Havalı ortamda ıslak elementi özelliğine sahip olacaktır. Güneşli havalarda, çok sıcak havalarda yani su nasıl içilir dediğim zaman özelliğine diyeceksiniz ki soğuk. Çok güneşli havada ışınlar toprağa gelince toprak ne haldedir sevgili öğrenciler? Kuru. O zaman ne oldu? Ateş elementi, buraya dikkat. Ateş elementi kuru ve sıcak oldu. Hava elementi sıcak ve ıslak oldu. Bakınız. Su elementi ıslak ve soğuk oldu. Özellikleri bu. Toprak elementi kuru ve soğuk oldu. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Peki denemelerde nasıl bunu soruyorlar? Bakınız. Ateşin özelliği yanıcıdır. Yanıcı diyeceksiniz. Hava faz olarak gaz fazıdır. Su sıvı fazladır. Toprak da katı fazladır. Hocam bir örnek verir misiniz? Bak. Aristo'ya göre dört elementi günümüzü nasıl yorumluyoruz? Örnek. Bir, ne olsun? Bir madde düşünelim. Örneğin masa. Masayı yazdım. Masa Aristo'ya göre hangi elemente girer? Masa faz olarak nedir? Katı mı, sıvı mı, gaz mı? Herkes diyor ki hocam katı. Bak o zaman. Masa, örneğini size sorarlarsa ne diyeceksiniz? Hocam bunun fazı katı. Katı ise hangi elemente giriyor? Yazdım buraya bak. Katı, sıvı, gaz, yanıcı dedim. Hangisine giriyor? Toprak. O zaman masa dediğinizde elementimiz toprak ve bunun özelliği, elementin özelliği kuru, soğuk diyeceksiniz. Kuru, soğuk olarak ifade edeceksiniz. İşte bu kadar basit. Hocam bir örnek daha verin. Hay hay. Bakınız. Bakınız. Bu birinci örneğimizi verdik. Bir örnek daha verelim. İkinci örneğimiz olsun bu da. Örneğin hidrojen gazı olsun. Hidrojen gazı olsun. En çok yanıldığınız sorulardan bir tanesi de bu oluyor. Size eğer hidrojen gazı verildiğinde diyorsunuz ki fazı gaz. O zaman bunun elementimiz havadır diyorsunuz. Değil.
Hidrojen gazı yanıcı bir madde olduğundan dolayı element özelliği havadan önce ateş diyeceksiniz. Aynı taşıdığından dolayı. Ama yanıcı olduğundan dolayı elementinize ne diyeceksiniz? Ateş. Ateşin özellikleri nedir? Bir soluna bir sağına bakacaksınız. Kuru, sıcak. Evet sevgili öğrenciler. Yanıcı olan maddelerde ateş elementi özelliğine girer diyeceksiniz. Bunu unutmayın. Peki hava 3. Bir örnek daha verelim. Diyelim ki karbon tetraklorür sıvısı. Karbon tetraklorür sıvısını verdiği zaman sıvı dediği için hangi elemente girecektir? Artık basit olduğunu gördünüz. Su elementine girecektir. Su elementinin özelliği bir soluna bir sağına bakıyorsunuz. Soğuk, ıslak şeklinde ifade ediyorsunuz. Evet sevgili öğrenciler. Bu kadar basit. Bir örnek daha verelim. 4 diyeyim ona da. Şöyle yazayım onu da. Karbondioksit'tesi. Karbondioksit nedir sevgili öğrenciler? Tabii ki de gazdır. Gaz olduğu için hangisine? Peki yanıcı mıdır? Hayır. Dolayısıyla karbondioksit yanıcı olmadığı için nedir elementimizin ismi? Havadır. Hava olduğundan dolayı bakınız gaz, hava. Özellikleri nedir bu elementin özellikleri? Sıcak ve ıslaktır diyerek doğru cevap vermiş olacaksınız. Evet, sorular da böyle karşımıza gelecek. Baştan toparlarsak bilmeniz gereken simyadan kimyaya. Öncelikle simya nedir, kimya nedir? Simya ile kimya arasındaki farklar nedir? Çok iyi bileceksiniz. Akabinde Aristo'ya göre kaç element varmış? 4. Bunlar ateş, su, toprak, tahta yerine Cem Yılmaz'ın dediği gibi değil, hava diyeceksiniz. Dolayısıyla içerisinde ateş, toprak, su, hava. Sonra saat yönünde ateşin özelliği yani sıcak olduğu, hava çok güneşli havalarda nemli olacağından dolayı ıslak özelliği. Sıcak havalarda su nasıl içilir diye sorduğunuzda soğuk diyeceksiniz. Sıcak havalarda toprak kuru diyeceksiniz ve bu şekilde de yanıcı, gaz, sıvı ve katı fazlarını yazdıktan sonra bu şekilde tüm soruları cevaplayabilirsiniz. Mesela su element deyince bir sağına bir soluna bakaraktan elementin özelliğini öğrenmiş oluyorsunuz sevgili öğrenciler. Evet, 4 tane de örnek verdim. Bu örnekleri tekrarlarsanız elinizdeki bulunan tüm katı, sıvı, gaz ve yanıcı olan maddelerle ilgili Aristo'ya göre elementin ne olduğunu öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda elementin özelliklerini bir sağına bir soluna bakaraktan doğru cevabı vermiş olursunuz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen.